İyi akşamlar. 5 Mayıs Cuma Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaerben. Artık gerçekten çok az kaldı. Siyaset tabii ki her zaman olduğu gibi tansiyonu yüksek. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van 5 Yol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek, kalp yapmak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gabar'da bulunan petrol rezervi ile ilgili bir de müjdesi vardı. Yol yaparız, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaparız. Millet bunlar mı yiyecek derler. Ya köprü yenir mi? Havalimanı yenir mi? Ama biz onları Bay Kemal'e bırakıyoruz, afiyet olsun. Karadeniz'de gaz, Gabar'da petrol buluruz. Milleti kandırıyorsunuz derler. Yeni keşfedilen petrol rezervini hatırlattı. Gabar'daki petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz dedi. Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Çok güzel bir şurada ifade yakaladım. Ne diyor? Oh olsun. Artık Gabar terörle değil, petrol rezerviyle anılacak. Bunu kim yaptı? Yine biz yaptık. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak. Bundan sonra Gabar inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van mitingi işte bu sıcak görüntülerle başladı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi gündemindeydi. Ya düşünün, CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? CHP'ye desteklerini hem de utanmadan, sıkılmadan, ahlaksızca ne dediler? Dişe diş, kana kan diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza geldiklerinde onlara bunun hesabını sormayacak mısınız? Aile yapısının güçlendirilmesi için önemli adımlar attıklarını anlattı. Biz birileri gibi evlatlarımızı PKK veya FETÖ terör örgütlerine, LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil, aile yapımızı güçlendirmenin siyasetini yapıyoruz. Kardeşlerim, CHP LGBT'ci mi? İyi Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? O yanlarında da yavrucuklar var. Onlar biz LGBT'ci değiliz diyebiliyorlar mı? AK Parti'nin kitabında LGBT yok. MHP'de yok. Cumhur İttifakı'nda asla böyle bir şey yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini ilginç bir benzetmeyle sürdürdü. Biz iktidarda olduğumuz sürece benim o 51 Kürt kardeşimin canına kıyanlara biz cezaevinden çık demeyiz. Hepsi hesabını ödüyor.